Yeşim Türköz Büyü Dükkanı Kanatlar Büyü Vadisi, bahar ve yaz mevsimleri arasındaki dansın yumuşak devinimlerine sahne oluyordu o günlerde. Yaşlı adam kendini hiçbir mevsimde doğadan kopuk hissetmezdi ama bu mevsim onda doğadaki dansa eşlik ediyormuş duygusunu yaratırdı. Sanki o doğaya, doğada ona dokunabiliyor ve dansın ritmini bedeninde duyabiliyordu. Kendini bahar yorgunluğundan kurtarmış olmanın verdiği coşkuyla tüm enerjisini açığa çıkarabiliyordu. Ufak tefek onarım işlerini yapmak için çok uygun bir zamandı. Hemen her yıl bu dönemlerde dükkanının içini ve çevresini gözden geçirir, küçük yenilikler yapardı. Bu yılda pencere pervazlarının boyasını yenilemeye karar vermişti. Seçtiği renk eskisinden daha koyu ama daha canlı bir yeşil tonuydu. Bu işi tamamlaması neredeyse bir haftasını aldı ama sonuç onu çok mutlu etmişti. Boyayı bitirdiği gün büyü dükkanını biraz uzaktan seyretti. Dükkanın gelen müşterilere nasıl göründüğünü merak ediyordu. Çerçevelerin yeşili çevredeki ağaçların ve çimenlerin rengine o kadar uyum sağlamıştı ki sanki Bahar'la birlikte büyü dükkanı da yeşermiş gibi duruyordu. O gün hava bir hayli sıcak olmuştu. Sallanan koltuğunda kitap okurken Bahar ve yaz dansı artık bitiyor diye düşündü yaşlı adam. Bundan sonra uzun bir süre güneş bu yarım küredeki saltanatını sürdürecekti. Eski çağlarda yaşayan insanların tanrılarını doğada aramalarına şaşırmamak gerekirdi. Dünya tarihinin çok önemli bir kısmı doğanın mutlak hakimiyeti altında yaşanmıştı. Doğa kendini yeryüzünden geçen tüm canlılara adil bir şekilde açarak onlara barınak olmuş. Ama doğanın gücü karşısındaki sınırlılıklarını fark edecek ve güçlerini geliştirmek için mücadele edecek kadar akıllı olmayan tüm canlıları da yok etmişti. İnsanoğlunun yeryüzündeki serüvenini bugünlere getirense İnsanın hem kendi gücünün sınırlarını kabul ederek doğanın gücü karşısında eğilmesi hem de kendi gücünü doğanın gücüyle başa çıkabilecek kadar geliştirmesiydi. Doğanın gücü karşısında eğilmek önceleri boyun eğmekten başka bir şey değildi. Doğada kendisine tanrılar yaratan insanoğlu doğal felaketleri, tanrıların yeryüzünü ve insanları cezalandırması olarak algılar ve tanrıları kızdırmaktan korkardı. Ancak merakının ve yaşama içgüdüsünün korkularından daha ağır basması onun doğayı daha iyi tanımasını sağladı. Tanımadığı doğadan korkan ve ona boyun eğen insan tanıdığı doğa karşısında saygı ile eğilmeyi öğrendi. Eğer kendi aklını ve gücünü doğayla barış içinde yaşayabilecek kadar geliştirebilirse yarınlara kalabilirdi. Ve insanoğlu bunu başardı. Yaşlı adam bunları düşünürken gururlandığını hissetti. İnsanlık tarihinden çıkartılacak ne çok ders vardı. Yeryüzündeki her keşif kaşifinden çok onun tanımadığı, tanıyamayacağı insanların işine yarıyordu. Ne çok insan sınırlı ömrünü kendi işine yaramayacak şeyleri keşfetmek, üretmek ve dünyaya bırakmak için harcamıştı. Belki de asıl bırakmak istedikleri yalnızca isimleriydi. Acaba bu insanlar dünyaya bir isim bırakmanın bedelini mi ödemişlerdi? Yoksa dünyaya bıraktıklarının yanında isimleri de mi kalmıştı? Bu kısa düşünce yolculuğundan sonra yeniden okuduğu kitaba geri döndü yaşlı adam. Elinde dünyadaki ilk mekanik saatlerin nasıl yapıldığını anlatan bir kitap vardı. Şemaları dikkatle ve hayranlıkla inceliyordu tam kendini mekaniğin büyüleyici ayrıntılarına kaptırmıştı ki açık olan pencerede bir hareket algılayıp başını kaldırdı. Uzaktan bir insan silüetinin yaklaşmakta olduğunu gördü. Büyü dükkanı bugün de müşterisiz kalmayacak diye düşünerek sevindi. Zihinsel hazırlık için yeterince zamanı vardı. Kitabı kapatıp koltuğun yanındaki yüksek sehpanın üzerine koydu. Gözlerini gelen kişiden ayırmadan zihninin sükunete kavuşmasını bekledi. Hazır olduğunu hissettiğinde müşterisi dükkandan yalnızca 15-20 adım kadar uzaktaydı. Delikanlının kararlı ve hızlı adımları yaşlı adamı kapı henüz çalmadığı halde ayağa kaldırdı. Ağır adımlarla kapıya yürüdü ve bekledi. Genç adam kapının önünde çok kısa bir süre durakladıktan sonra tereddütüne fazla şans tanımak istemiyormuşçasına tokmağı sertçe vurarak kapıyı çaldı. Açılan kapı yaşlı adamla delikanlıyı yüz yüze getirmişti. Delikanlı belli belirsiz bir tedirginlik içinde olmasına rağmen kararlı bir ses tonuyla konuşmaya özen gösteriyordu. İyi günler efendim. Ben büyü dükkanını arıyordum. Sanırım burası değil mi? Evet delikanlı. Büyü dükkanı burası. Buyurun Zaten çevrede tarife uygun başka bir yerde göremedim. Büyü vadisi yazan tabelanın gösterdiği yönde ilerleyince bulmak çok kolay oldu. İçeri girebilir miyim? Kenara çekilerek müşterisinin girmesini beklemekte olan yaşlı adam kapıyı biraz daha açarak delikanlıyı eliyle içeri davet etti. Onun ölçülü adımlarla içeri girmesinin ardından tüm müşterilerine yaptığı gibi ona da oturması için yer göstererek koltuğuna yönlendirdi. Oysa genç müşteri bunun farkına varmamıştı bile. Olduğu yere çakılmış gibi duruyor ve gözleri hızla rafları tarıyordu. Raflardan birinde duran küçük bir heykel dikkatini çekti. Rafa yaklaşarak heykeli eline aldı. Bir çocuk ve onun omzuna konmuş melek figüründen oluşan heykel taştan yontularak yapılmıştı. Heykeli dikkatle inceleyen delikanlı yaşlı adama dönerek bu eseri meydana getiren kişi her halde çok önemli biri olmalı dedi. Yaşlı adam oturduğu koltuktan gülümseyerek karşılık verdi. Ne kadar önemli biri olduğunu bilmiyorum ama ortaya çıkardığı eser onun çok değerli bir insan olduğunu gösteriyor. Kim olduğunu bilmiyor musunuz? Maalesef bilmiyorum. Kim tarafından yapıldığı belli değil. Oldukça eski bir çalışma. Delikanlı heykeli yavaşça aldığı yere bırakarak yaşlı adamın karşısındaki koltuğa oturdu. İşte ben buna isyan ediyorum. Siz belki günlerce, aylarca, belki de yıllarca uğraşıp ortaya çok güzel eserler çıkartıyorsunuz. Ve sizi kimse tanımıyor. Bu haksızlık. Belki de herkes tarafından tanınmak o kişi için çok önemli olmamıştır. Haklı olabilirsiniz ama ne olursa olsun bunu hak edecek kadar yetenekli bir insan olduğu anlaşılıyor. Bence bir insan bu kadar yetenekli ise şöhreti daha kendisi yaşarken tüm dünyaya yayılmalı. Bazılarının değeri onlar öldükten sonra anlaşılır. Geç kalmış şöhretin sahibine hiçbir yararı yoktur. Gizli kalmış şöhretlerin ise hiç kimseye bir yararı olmaz. Güzel şeyler söylüyorsunuz. Gençlerle sohbet etmek her zaman hoşuma gider. Bu konunun sizin yaşamınızdaki yerinden de söz etmek ister misiniz? Bunu tam olarak anlayamadım. Yani şöhret konusunun sizi ilgilendiren bir yönü var mı diye sormak istedim. Bu soru genç müşterinin hoşuna gitmişti. Konuyu açmak için bir fırsat yakaladığını düşünerek hemen atıldı. Var tabii. Ben de şöhret kazanmak isteyen ve bunu hak ettiğine inanan bir insanım. Buraya bunun için mi geldiniz? Evet, bunun için geldim ve bu isteğinden ilk kez size söz ediyorum. Başkalarına böyle şeyler söylediğinizde garip karşılanıyorsunuz. Yaşlı satıcı koltuğunda hafif hafif sallanarak konuşmayı sürdürdü. Büyü dükkanından istediğiniz şey şöhret kazanmak, öyle mi? Yani buradan şöhretli bir insan olarak gitmek istiyorsunuz. Evet, bunu gerçekten çok istiyorum. ''Peki hala delikanlı, bana kendinizi ve sahip olmak istediğiniz şöhreti daha ayrıntılı anlatabilir misiniz? Doğru bir pazarlık yapabilmek için hem sizi hem de büyü dükkanından istediğiniz şeyi iyi anlamak zorundayım.'' ''Tabii efendim, kendimi tanıtayım. Ben 15 yaşındayım. Aslında 14 yaşımı yeni bitirdim. Ama ben artık 15 diyorum. Çünkü kendimi yeterince büyümüş hissediyorum.'' Okulu pek sevmiyorum. Okulda öğretilenlerin bana bir yararı olmadığını düşünüyorum. Önce ezberlenen, sonra da unutulan şeylerle zaman kaybediyoruz. İşte bu yüzden ben ders çalışmakla zaman kaybetmek yerine başka şeyler yapmayı tercih ediyorum. Örneğin müzik dinliyorum. Kendi kendime gitar çalmayı öğrendim ve resim yapıyorum. Bunlar benim yaratıcılığımı geliştiriyor. Bugüne kadar 4-5 tane parça besteledim ve birkaç tane de resim yaptım. Arkadaşlarım genellikle yaptığım şeyleri beğeniyorlar ama yine de onların beni tam olarak anlayamadıklarını düşünüyorum. Etrafımda benim gibi yetenekli bir insan olsaydı, ben ona hayranlık duyar ve ondan bir şeyler öğrenmek için çevresinde dolanırdım. Herkese ondan söz ederdim. Yeteneklerini başkalarının da fark etmesini sağlardım. Oysa ne ailem ne de arkadaşlarım benim değerimi anlayabilmiş değiller. Onun için de ünlü bir insan olmak ve hayatım boyunca da öyle kalmak istiyorum. Eğer genç yaşta şöhret olursam herkes ister istemez bana hak ettiğim değeri verecektir. Yeteneklerimi takdir edip bana saygı duyarlar. O zaman ben de yaptıklarımın boşa gitmeyeceğinden emin olurum. Ve daha çok çalışıp yaratıcılığımı ortaya koyarım. Yoksa boşu boşuna uğraşıp zaman kaybetmek istemiyorum.'' Umarım bu anlattıklarımı tuhaf karşılamamışsınızdır. Anlattıklarınızın sizce tuhaf olan bir yanı var mı? Bence yok ama bilemiyorum. Peki sizin düşüncelerinizi tuhaf bulan birileri var mı? Evet var tabi. Örneğin babam ve büyük babam. Benim söylediklerime her zaman eleştirerek bakmışlardır. Büyük babam bana uzun uzun öğütler verir hep kendi gençliğinden ve çektiği sıkıntılardan söz eder. Benim çok rahat yaşadığımı ve bu rahatsızlığın bana battığını söyler. Babam zaten beni pek dinlemez. Her fırsatta ders çalışmam gerektiğini hatırlatır. Benim de onlar gibi sizi eleştireceğimi mi düşünüyorsunuz? Evet, galiba öyle düşündüm. Benden çok büyük olduğunuz için siz de benim düşüncelerimi saçma ya da garip bulup bana öğütler verebilirsiniz. Beni büyük babanıza mı benzettiniz? Bu soru delikanlıyı şaşırttı. Yaşlı adamı büyük babasına benzettiğinin farkında değildi. Ama bu doğruydu ve karşısında oturan yaşlı satıcı gerçekten de büyük babasını andırıyordu. Başını sallayarak cevap verdi. Sanırım öyle. Sizi anlıyorum. Büyüklerle olan deneyimlerinizin burada da aynı şekilde devam edeceğinden endişelendiniz. Her ne kadar yaşlı bir adam olsam da ben büyü dükkanının satıcısıyım. Ve burada size verebileceğim daha güzel şeyler varken öğüt vermeyi tercih etmem. Zaten bugüne kadar hiçbir müşterim buraya benden öğüt almak için gelmediğinden bu konuda pek tecrübeli sayılmam. Herhalde karşılığında bir bedel ödemek zorunda kalmadan alabildiğiniz ender şeylerden biridir öğüt. Büyü dükkanı yollarını da bunun için aşındırmaya değmez. Değil mi? Yaşlı satıcının söyledikleri delikanlıyı güldürmüştü. Koltuğunda daha bir rahat oturuyordu artık. Gözünün önüne düşen saçlarını eliyle arkaya atarak karşısındaki adamın gözlerinin içine baktı. Çok doğru söylüyorsunuz. Bunun için bir bedel ödemeye gerek yok. Etrafta öğüt vermeye gönüllü o kadar çok insan var ki İşte bu yüzden ben size öğüt vermeyeceğim. Yalnız anlattıklarınızla ilgili size sormak istediğim bazı sorular var. Yetenekli bir genç olduğunuzu ancak yeteneklerinizin yakınlarınız tarafından yeterince takdir edilmediğini düşünüyorsunuz. Öyle mi? Evet, çok doğru. Sizce ancak şöhret kazandığınız zaman yetenekleriniz tam olarak takdir görecek, değil mi? Evet. Ve yaptıklarınızın boşa gitmemesi için şöhret kazanmanız gerekiyor. Yani ünlü olmazsanız yaptığınız resimler ya da bestelere ayırdığınız zamanlar boşa harcanmış zamanlar olacak. Belki kendime haksızlık ediyorum ama öyle düşünüyorum. İsim yapmamış bir insanın resimleriyle ya da besteleriyle kim ilgilenir ki? Acaba aileniz ve arkadaşlarınız yeteneklerinizi sizin istediğiniz ölçüde takdir etselerdi, yine de şöhret ister miydiniz? Bilemiyorum. Belki, belki o kadar çok istemezdim. Ama yine de bir süre sonra onların takdirleriyle yetinmemeye başlardım. Herhalde daha çok insan tarafından tanınmak ve takdir edilmek isterdim. Sanırım nasıl bir şey istediğinizi yavaş yavaş anlıyorum. Size birkaç sorum daha olacak. Delikanlının dizlerini sallamaya başlamasından sabırsızlandığı anlaşılıyordu. Ancak bu durum yaşlı adamı pek etkilemedi. Pazarlığa geçmek için acele etmiyordu. Sorularına devam etti. Şöhreti hangi yönünüzle kazanmak istiyorsunuz? Bir ressam olarak mı? bir müzisyen olarak mı yoksa başka bir özelliğinizle mi? Ben yetenekli bir insan olarak şöhret kazanmak istiyorum dedi genç müşteri. Ses tonu biraz sert çıkmıştı. Şu anda bir tercih yapmaktan çok şöhreti garantilemek istiyordu. Ama pazarlığın satıcının kontrolünde gittiğinin farkındaydı. Bu onu biraz kızdırdıysa da istediğini elde etmek için Dükkan sahibinin sorularına cevap vermesi gerektiğini biliyordu. Sorular ardı ardına geliyordu. Bana tanıdığınız ünlü kişilerden ilk aklınıza gelenleri sayar mısınız? Yaşayanlardan mı, yaşamayanlardan mı? Fark etmez. Her ikisi de olabilir. O kadar çok ki, hangisinden başlayayım? Düşünürler, ressamlar, şairler, müzisyenler, sporcular, devlet adamları. Aklıma birçok isim geliyor. Şöhretli olduğuna inandığınız kişileri siz de isimlerinden önce özellikleriyle tanımladınız. Yani bir ressam, ününü yaptığı resimlerden, bir şair, şiirlerinden, bir devlet adamı da idarecilik özelliklerinden kazanıyor. Ben de size hangi özelliğiniz ya da özelliklerinizle ün kazanmak istediğinizi sormuştum. Satıcının bu kadar çok soruyu neden sorduğunu şimdi kavramaya başlamıştı delikanlı. Az önce ona kızdığı için biraz utandı. Kendisini sorgulanıyormuş gibi hissetmişti. Oysa yaşlı adam onun işini kolaylaştırmaya çalışıyordu. Elbette hangi özelliğiyle şöhret kazanacağına karar vermeliydi. Cevap verirken ses tonunun daha uysal çıktığını fark etti. Yaşlı adamı sevmeye başlamıştı. Haklısınız. Şöhret elde etmem için benim de bir özelliğimin diğerlerinden ağır basması gerekiyor, değil mi? Yani başkaları benden söz ederken örneğin iyi bir müzisyen ya da iyi bir ressam olduğumu söylemeliler. Veya her ikisi birden. Bu olasılık üzerinde biraz düşünmeye ihtiyacı vardı. Hem iyi bir müzisyen hem de iyi bir ressam olarak şöhret kazanmak nasıl olurdu acaba? Bunun çok kolay olmadığını düşündü müzisyenlik ve ressamlık birbirinden çok farklı yaşam biçimleri gerektiriyordu ona göre. Bunu yapamazdı. Öyleyse bir karar vermeliydi. Gözlerini bir an için kapattı ve içinden gelen sesi dinledi. Karar vermesi çok uzun sürmedi. Galiba ben iyi bir müzisyen olmak istiyorum. Çünkü kendimi gitar çalarken ve beste yaparken daha iyi hissediyorum. Ayrıca kendimi sahnede ve büyük bir dinleyici kitlesi önünde hayal ettiğimde çok mutlu oluyorum. Düşünebiliyor musunuz? Herkes beni tanıyor. Yaptıklarımı beğenip takdir ediyor. Hayranlık duyuyor ve bana ulaşmaya çalışıyor. Bu müthiş bir şey olurdu. Ünlü bir ressam olmak da güzel bir şey tabii ama bana bu kadar heyecan vermiyor. Ünlü bir ressam ancak resme meraklı kişiler tarafından tanınır. Etrafınızı çok fazla insan sarmaz. Resimleriniz sizden daha ön planda olur. Oysa müzik hızla geniş kitlelere yayılan ve özellikle de yaşarken ünlü olmanızı sağlayan bir şeydir. Yani şöhretinizin tadını çıkarırsınız. Ressamların şöhreti nedense onları öldükten sonra artıyor. Bunun bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben herhalde iyi bir müzisyen olarak ünlenmeyi daha çok isterdim. Siz yalnızca bir müzisyen olarak değil, İyi bir müzisyen olarak mı şöhret kazanmak istiyorsunuz? Elbette. Zaten şöhretli olmak iyi olduğunuzun bir göstergesi olmalı, değil mi? Büyü dükkanından yalnızca şöhret istediğinize göre, bu durumda siz iyi bir müzisyen olduğunuza inanıyorsunuz. Öyle değil mi? Delikanlı kendini biraz köşeye sıkışmış gibi hissetti. Kendisinin iyi müzisyen olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilir miydi? Hayır. Bu kendini kandırmaktan başka bir şey olmazdı. Böyle bir gerçekle yüz yüze gelmek pek hoşuna gitmediyse de bunu kabul etmek zorundaydı. Şey, aslında iyi bir müzisyen olduğumu söylemek iyi müzisyenlere haksızlık olur. Bunun için beş misli daha çalışmam gerektiğini biliyorum. Ama benim sizden istediğim beni buradan şöhretli bir müzisyen olarak göndermeniz, iyi olmanın gereklerini yerine getirmekse sanırım bana düşüyor. Peki Pekala, o halde artık pazarlığımıza geçebiliriz. Herhalde buraya gelmeden önce büyü dükkanının kuralları ile ilgili bir şeyler duymuşsunuzdur. Biliyorsunuz, her yerde olduğu gibi burada da almak istediğiniz şeyin karşılığında bir bedel ödemek durumundasınız. Bu nedenle istediğiniz şöhretin bedelini belirlemek üzere sizinle bir pazarlık yapmamız gerekiyor. Eğer sizin belirlediğiniz bir bedel varsa öncelikle bunu öğrenmek isterim. Delikanlı, dalgalı uzun saçlarını kulaklarının arkasına sıkıştırarak öne doğru eğildi. Şey, ben buraya gelmeden önce pazarlıkta çok usta olduğunuzu ve müşterilerinizi oldukça zorladığınızı duymuştum. Bu yüzden hazırlıklı geldim. Yani ben bir bedel düşündüm. Çok güzel. Ne olduğunu öğrenebilir miyim? Size bana vereceğiniz şöhret karşılığında huzurumun yarısını vermek istiyorum. Biraz açabilir misiniz? Pazarlığın istediği gibi gitmeye başladığını hissediyordu genç müşteri. Çok iyi bir bedel seçtiğini düşünerek kendisiyle gurur duydu. Şöhrete çok yakın olduğuna inanıyordu. Her şey bu bedeli kabul ettirebilmesine bağlıydı. Kendinden emin bir tavırla konuşmasına devam etti. Şöhrete kavuşan insanlar eskisi kadar huzurlu olmadıklarını söylerler. Çünkü artık topluma ve hayranlarına mal olmuşlardır kendilerine eskisi kadar zaman ayıramazlar. Sokakta rahat dolaşamazlar. Kısacası huzurları kaçar. Şöhretin bedeli de bu olsa gerek. Ama ben kendimi bu bedeli ödemeye hazır hissediyorum ve size şimdiden huzurumun yarısını vermeyi göze alıyorum. Pazarlığı delikanlının başlatması yaşlı adamın hoşuna gitmişti. Onun sözlerini dikkatle dinledikten sonra gülümseyerek karşılık verdi güzel bir pazarlık başlattınız. Müşterilerim genellikle ödeyecekleri bedelin tayinini bana bırakırlar. Buraya hazırlıklı geldiğiniz için size teşekkür ederim. Ama yanılmıyorsam siz bana şöhreti elde ettikten sonraki yaşamınızda kaçınılmaz olarak ödeyeceğiniz bedeli teklif ediyorsunuz. Oysa büyü dükkanında şöhreti elde etmek için baştan bir bedel ödemeniz gerekiyor. Şöhretli bir insan olarak yaşamanın bedeli ise ne yazık ki bunun üzerine ayrıca eklenecek. İşte bütün hesaplarım suya düştü dedi kendi kendine genç müşteri. Önerdiği bedelin en mantıklı bedel olduğundan o kadar emindi ki işin bu yönünü hiç düşünmemişti. Hem bunu düşünemediği hem de iki farklı bedel ödemek zorunda kaldığı için epeyce bozulmuştu. Ancak şöhrete kavuşmak için pazarlığa devam etmek zorundaydı. İster istemez yaşlı satıcıya bir hayranlık beslemeye başlamıştı. Doğrusu ben hiç bu şekilde düşünmemiştim. Şöhretin bedeli deyince benim aklıma hep şöhretli insanların yaşadığı sıkıntılar geliyor. Oysa burada yapmam gereken bana vereceğiniz şöhretin karşılığını ödemek değil mi? Bundan sonrası da tamamen benim sorunum olacak. Şimdi her şeyi daha iyi anlamaya başladım. O halde pazarlığı yine siz başlatacaksınız. Çünkü siz tecrübeli bir satıcısınız ve sizden alacağım şey için benim bir değer biçmem çok zor. Denemeye devam edebilirsiniz. Hayır hayır ben bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Lütfen siz başlayın. Yaşlı adam delikanlının hayal kırıklığını uğradığının farkındaydı. Onu pazarlıktan uzaklaştırmamak ve küstürmemek için seçtiği sözcüklere olabildiğince dikkat etti. Büyük dükkanından şöhret almak ve hayatınız boyunca da şöhretli bir müzisyen olarak yaşamak için ödemeniz gereken bedel ilk anda size biraz zorlu gibi görünebilir. Ben de bundan korkuyordum zaten. Hiç korkmayın. Ödeyemeyeceğiniz bir bedel olmayacak bu. Yalnız daha önce sizden öğrenmek istediğim bir şey var. Şu ana kadar gitar çalmak ve beste yapmak için ne kadar zaman harcamış olabilirsiniz? Bilmem ki bunu hesaplamak çok zor. En azından haftada birkaç saat harcıyorumdur. Güzel. O halde bunun için kabaca bir hesap yapmak mümkün. Ben sizden müziğe ayırmanız koşuluyla bu zamanın beş katını istiyorum. Yani bugüne kadarkinin beş katı süreyi müzikle uğraşmaya ayırdığınızı bana kanıtlarsanız size istediğiniz şöhreti veririm. Ama ama bu çok zor bir şey. Bunu nasıl yapabilirim ki? Yaşlı satıcı müşterisine güvendiğini gösteren bir ifadeyle devam etti. Şu ana kadar nasıl yaptıysanız öyle yapacaksınız. Sizden ödeyebileceğiniz bir bedel isteyeceğimi söylemiştim. Üstelik de size zevk veren bir şeyle uğraşarak ödeyeceksiniz bu bedeli. E, ne diyorsunuz? Ama ama bu çok uzun sürmez mi? Benim bir acelem yok. Sizi bekleyebilirim. Belirlediğimiz süreyi doldurduğunuz anda Tekrar bana gelin ve müzik için neler yaptığınızı anlatarak benden yeniden şöhret isteyin. Peki ama ben size bu süre içinde müzikle uğraştığımı nasıl kanıtlayabilirim? Kanıtınız sizin bunu biliyor olmanızdır. Yani bana güveneceksiniz öyle mi? Elbette güveneceğim. Delikanlı cebinden hesap makinesini çıkarıp bazı hesaplar yaptıktan sonra devam etti. Ben 12 yaşıma bastığım gün annemle babam bana bir gitar aldılar. O zamandan bu yana müzikle uğraşıyorum. 3 yıldır haftada ortalama 4 saatimi müziğe ayırıyorum diyelim. Dinlenmek için ya da zevk için müzik dinlediğim saatleri bunun dışında bıraktım. Yani yalnızca gitarı öğrenmek için, gitarımı geliştirmek ya da beste yapmak için çalıştığım saatleri hesaba kattım. Bu hesapla yola çıkarsak demek ki bugüne kadar 624 saatimi müzik için harcamışım. Bu da geceli gündüzlü tam 26 gün eder. Şimdi siz benden bunun 5 katı daha çalışmamı istiyorsunuz. Yani 130 tam gün çalışmam gerekiyor. Eğer günde 8 saat çalışırsam size en erken 1 yıl sonra gelebilirim. Bunu yapabilmek için de başka hiçbir şeyle uğraşmamam gerekiyor. Ne derslere ne de başka bir şeye zaman ayıramam. Sizce bu çok acımasız bir bedel değil mi? Satıcı, genç müşterisinin kavrayışındaki hıza hayranlık duymuştu. Pazarlıkta birlikte ilerlediklerini hissedebiliyordu. Satıcılığının ilk yıllarında müşterilerinden gelebilecek hamlelerden ürktüğü için pazarlıkta daha temkinli adımlar atardı. Ancak zaman içinde müşterilerinin zekice hamleler yaparak kendisini zorlamasından hoşlanmaya başladı. Bu duygu ona pazarlıklarında daha cesur adımlar atmayı öğretti. Fakat bu iş araba kullanmak gibiydi. Ustalaştıkça daha dikkatli olmanız gerekiyordu. Bazı pazarlıklarda yeterince dikkatli olmamasından doğan küçük kazalar yapmıştı. Şimdi ise ustalığından emin olmanın sükuneti içinde dikkatini ve cesaretini bir arada kullanıyordu. Tıpkı usta bir sürücünün huzurlu araba kullanışı gibi. Bugünkü pazarlık ona gerçekten zevk veriyordu. Siz çok zeki bir gençsiniz. Sistematik bir yaklaşımınız var. Herhalde bu özelliğiniz size çok şey kazandırıyordur. Yaptığınız hesaplar matematiksel olarak kuşkusuz doğrudur. Yalnız sonuca varış biçiminize dikkat ettim. Bir noktadan sonra matematiği kullanırken sanki tek seçeneğiniz varmış gibi düşündünüz. Bu nedenle de istediğim bedel size ağır göründü. Bunu biraz açabilir misiniz acaba diye sordu delikanlı merak içinde. Müziğe ayıracağınız toplam zamanı hesaplamanızda bir sorun yok. Ancak bu zamanı doldurmak için kendinize tanıdığınız süre sizi çok fazla zora sokuyor. Günde 8 saat çalıştığınız takdirde yapmak istediğiniz diğer şeylere zaman kalmayacağı için kendinizi diğer yönlerden engellenmiş hissedeceksiniz. Bunun yerine günde 4 saat çalışmak bu sıkıntınızı yarıya indirir. Belki de 2 saat çalışarak hiç sıkıntı yaşamamayı bile tercih edebilirsiniz. Büyü dükkanına 1 yıl sonra gelmek zorunda değilsiniz. Kendinizi ne zaman hazır hissederseniz o zaman gelin. 1 yıl bile ona çok zor gelirken bu sürenin 3-4 yıla çıkmasını hiç kabul edemiyordu genç müşteri. Hem o zaman geldiğinde büyü dükkanını ve yaşlı adamı yerinde bulabilecek miydi? Bunu öğrenmeden rahat edemezdi. Ya tekrar geldiğimde burada olmazsanız? Endişenizi anlıyorum. Yaşlı bir insan olduğumu biliyorum. Belki birkaç yıl sonra ben burada olmayabilirim. Ama büyü dükkanını ve müşterilerime verdiğim sözleri emin ellere bırakacağımdan şüpheniz olmasın. Evet ama o zaman şöhreti elde etmek için çok beklemem gerekecek. Oysa ben bugün buradan şöhret kazanmış olarak gitmek istiyordum. Delikanlının yaşadığı hayal kırıklığı dudaklarının aşağı sarkmasına neden olmuştu. Yaşlı adam ona şefkatli uyduğunu hissetti. Beklentinizi karşılayamadığım için üzgünüm ama eğer size bugün şöhret verirsem eminim kısa bir süre sonra onu bana geri getirirsiniz. Neden? diye sordu genç müşteri hayretle. İsterseniz bunu açıklayabilmek için size küçük bir masal anlatayım. Vaktiyle ormanda yaşayan bir aslan kral çok yaşlandığı için tahtını genç ve üstün yetenekli bir aslana bırakmış. Genç aslan eski kralı aratmamak ve kendini ormanda yaşayan tüm hayvanlara sevdirmek amacıyla marifetlerini ortaya koymaya karar vermiş. Çok geçmeden bütün orman onun olağanüstü istekleri yerine getirebilmek gibi bir yeteneğe sahip olduğunu öğrenmiş. Ancak bunu her hayvan için yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere yapabildiğinden bütün hayvanlar kraldan kendileri için en önemli olan şeyi istiyorlarmış. O da bu istekleri yerine getiriyor. Böylece onların gönlünü kazanıyormuş. Bir gün huzuruna bir yavru kuş getirmişler. Kuşun tek isteği büyük kanatlara sahip olmakmış. Kral bunun nedenini sorduğunda, "Kanatlarım çok küçük olduğu için çabuk yoruluyorum ve sık sık bir dala konmak zorunda kalıyorum. Oysa büyük kanatlara sahip olursam ben de büyük kuşlar gibi uzun mesafelere uçabilirim ve diğer kuşların hayranlığını kazanırım." demiş. Kral, çok hoşuna giden bu isteği hemen yerine getirerek yavru kuşa bir çift büyük kanat hediye etmiş. Aradan günler geçmiş ve bir gün ormanda dolaşırken bir de bakmış ki yavru kuş kanatlarını sürüyerek toprağın üzerinde dolaşıyor. İşte istediğin kanatlara sahip oldun. Neden uçmuyorsun diye sormuş Kral. Küçük kuş ben galiba sizden yanlış bir şey istedim. Keşke acele etmeyip kendi kanatlarımın gelişmesini bekleseydim. Bu kanatlar bana çok büyük geldiği için bedenim onları taşıyamıyor. Uçayım derken hep yere düşüyorum demiş. Aslan kral kuşu bu halde görmekten büyük üzüntü duymakla birlikte, "Üzülme, nasıl olsa eski kanatların bende duruyor. İstersen onları sana geri verebilirim." diyerek onu teselli etmeye çalışmış. Ancak kuş, eski kanatları küçük kaldığı için artık onlarla da uçmasının mümkün olmadığını söyleyince, kral yaptığı hatayı anlayıp ondan özür dilemiş. Küçük kuşun o kocaman kanatları taşıyabilecek kadar büyümeyi beklemekten başka çaresi kalmamış. Yeterince büyüdüğünde ise uzun süre kanat çırpmadığı için kasları güçsüz kaldığından hemen uçamadığını fark etmiş. Kaslarını geliştirmek ve yeniden uçabilmek için çok çalışması gerekmiş. Masalı son derece dikkatli bir sessizlik içinde dinlemişti delikanlı. Sanki konuşmak istediği için değil de Söz sırasının kendisine geldiğini düşündüğü için bozdu sessizliğini. Herhalde o küçük kuş gibi ben de sizden taşıyamayacağım bir şey istiyorum. Sanırım henüz şöhretin hakkını vermeye hazır olmadığım için bir gün onu size geri getirebileceğimi düşünüyorsunuz, değil mi? Büyük ve güzel kanatlar ancak onları taşıyabilecek bir gövde varsa işe yarar. Aksi takdirde sırtınızda bir yük olmanın ötesine gidemezler. Bir gün tekrar buraya gelip bana yaptığınız alışverişin sizi mutlu etmediğini söylerseniz üzüntü duyarım. Büyü dükkanından alınan şeyleri geri vermenin bedeli oldukça ağırdır. İşte asıl acımasızlık benim buna meydan vermem olur. Ne dersiniz? Delikanlı düşünceliydi. Birkaç saniye suskun kalmayı tercih etti. Sonra şunları söyledi. Haklısınız. Ben aslında şöhretle ne yapacağımı bilmeden size geldim. Tek istediğim şey ona sahip olmaktı. Ondan sonra her şeyin çok güzel olacağını düşünmüştüm ama sizinle konuştuktan sonra gördüm ki aslında her şey çok daha zor olacak. Belki de boyumdan büyük bir şey istiyorum sizden. Geçen gün okuduğum bir kitapta yazar, bir şey olmak için önce bir şey yapmak gerekir diyordu. Bunun ne anlama geldiğini o zaman anlayamamıştım ama Galiba şimdi anlayabiliyorum. Yalnız merak ettiğim bir şey var. Neden şu andakinin 3 katı ya da 8 katı değil de 5 katı bir çalışma istediğiniz benden? Siz böyle gerek gördüğünüz için anlayamadım. Pazarlığımıza başlamadan önce bana iyi bir müzisyen olmak için şu ankinin 5 misli çalışmanız gerektiğini siz söylediniz. Ve size göre sahip olacağınız şöhret İyi bir müzisyenin olduğunuzun da göstergesi olmalı. Yani şöhreti iyi bir müzisyen olarak kazanmak istediğinize göre aslında ödeyeceğiniz bedeli kendiniz belirlediniz. Yani kendi kendimi tuzağa düşürdüm öyle mi? diye sordu genç müşteri yarı şaşkın yarı pişman bir şekilde. Yaşlı adam gülerek başını salladı. Delikanlı yerinden kalkarak rafta duran heykeli eline aldı ve yeniden yerine oturdu onu uzun uzun inceledikten sonra şöyle devam etti Başkalarının saygısını ve takdirini kazanmak aslında o kadar da kolay olmamalı değil mi Kuşkusuz o kadar kolay değil ama bunun tek yolu da ünlü olmak değil Bu heykeli kimin yaptığını ikimiz de bilmiyoruz ama ona saygı duyuyoruz öyle değil mi Çok doğru Biliyor musunuz sizi hala biraz büyük babama benzetiyorum Size sorduğum sorular ona sorduklarım gibi hiç cevapsız kalmadı şu ana kadar. Bundan cesaret alarak size son bir soru daha sormak istiyorum. Şöhret olmak isteyen ya da kendileri için önemli olan başka şeyler isteyen herkes size gelmediğine göre bunların karşılığında ödeyecekleri bedelin ölçüsünü kim belirliyor? Tabii ki kendileri. Size bir sır vereyim mi? büyü dükkanında da bedelleri müşteriler belirler. Tıpkı az önce olduğu gibi ama çoğunlukla bunun farkında değildirler. Delikanlı büyü dükkanından çıkarken yaşlı adama sarılmak istedi. O da karşılık verdi. Ayrılırken bir gün yeniden görüşmeyi diledilerse de satıcı müşterisinin bir daha gelmeyeceğini biliyordu. Çünkü kendinden istenen bedeli ödeyebilecek duruma geldiği gün büyük bir ihtimalle büyü dükkanına ihtiyacı kalmayacaktı.